Adam adama savunma. Tam sağ pres. Yeme. Aa! Son saniye basketiyle kaybettik. Alma verme. Eyvah eyvah. Üzdü. Selamlar gençler. Hepiniz Hakan Selmi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neye devam ediyoruz abi? Journeyman, Leverkusen kariyerimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi en son sizlere bir anket sunmuştum. Leverkusen kariyerimizi bitirince Türkiye'ye dönelim mi diye. Evet dediniz. O yüzden ben de elimden geldiğince Leverkusen kariyerini çabuk bitirmeye odaklandım. Bu sezonu bitireceğiz ve Leverkusen kariyerimizi kapatacağız abi. Journeyman buraya kadar. Onun için şimdi hızlıca sizleri de bekletmeden hemen oyuna başlayalım. Sırada kimle oynuyormuşuz? Göttingen'i yenmişiz. Götleri Beyrut'la oynuyoruz. Evet, tamam. Güzel. Sıradaki kurbanımız Beyrut. Ya dayı şu biraz hızlı ilerlese ya. Enteresan bir şekilde simülasyona ilk geçtiği sırada tabii siz orayı görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Oyun 200 FPS'lerden 18 FPS'e düşüyor. Yani çok saçma ya, şu oyunda FPS düşürecek ne olabilir ki simülasyon ilerlemesinde? Enteresan bir durum yani. Haydi gel Beyrut. Nice. Şimdi. Tamamdır. Şuradan devam edelim. Maçımıza bir gidelim. Şöyle bir kadroya bakalım son kez. Tamam. Wajnski'yi en son 7'e attım. Eilke Medert'i ilk 5'te başlatıyorum. İlk 5'te Alman oyuncu fazlalaştı. Yani bayağı bir yabancı almıştık ama Alman kardeşlerimiz yabancıları geçti yani, geride bıraktı. Şimdi haydi bakalım maça. Ronald Toke 7.2 sayı ortalamasıyla oynamış. Beyrut'u rahat geçmemiz gerekir diye düşünmekteyim. Hemen bir atla. Atsın bir üst sayı. Kim atsın abi? McDowell White, Isaac Bonga, Wajnski. Wajnski sendeyiz kral. Wajnski son saniye üçlü. Bir üst sayı daha. Tabii ki Eiken Medert. Medert 3 attı ama ay yemedik. 65-41, bir üst sayı daha. Bu sefer Isaac Bonga'ya verelim topu. O da serbest atıştan kullandı. Son saniyeyi biz yedik bu sefer. 80-56 maçı kazandık. Hemen bir kimle oynamış oraya bir dönelim. Gary Browne 4 sayı 6 asist. Jakob Lezic 4 sayı 2 asist. Eike Medert 5 sayı. Bruke 8 sayı, Hugh Porte 9 sayı, Anthony Bennett 14 sayı, 5 rebound, Isaac Bongo 10 sayı, Wajnski 10 sayı, McDowell White 7 sayı, Marcus Lee 9 sayı. Gayet güzel bir performans sergiledik bu maç özelinde. Şimdi şöyle bir devam edelim. Abi çok yavaş ilerliyor ya. Benim sistemim gibi bir sistemde şu oyunun yavaş ilerleme ihtimali nedir merak ediyorum ama yavaş ilerliyor yani. Şu bara bak. Andreas Seyfert. Takımda mutlu değilmiş. Sana hemen bir teşekkürümü yatıralım kardeş. Kafamızı ağrıtma. Şimdi Heidelberg University ile oynayacağız. Nerede? Halledes, Olympias, Südtribün, Tukkes. Evet. Müthiş Almanca konuşurum. Siz bile şaşırırsınız yani, ben size söyleyeyim. Gelecek maç için denk kuvvetler söz konusu öyle mi? Heidelberg iyi miymiş ya? Alpa Diallo iyiymiş mesela. Devam.
Hemen devam ki dedik. A atla dedik. 2B dedik. Bu arada ben birinin üstünden oynamıyorum, değil mi? Bendeki bu saçma olaylar bu yüzden yaşanıyor. 28-19 ilk çeyrek skoru. 3 sayı. Madert. Madert top aldı. Ah be. Olmadı. Olmadı. Hemen devam ki. Adamlar farkı kapattı yalnız hocam. Bilgin olsun. Wojcicki. Wojcicki. İnanılmaz bir son saniye basketi. 68-54'e getirdi skoru. Adam Wojcicki. Ve 90-61. 29 sayılık farkla Heidelberg Üniversitesi'yi mağlup etmeyi başardık efendim. Ariel Hukport 22 sayı, 2 rebound, 1 asist. Kay Brook 14 sayı, 2 rebound, 2 asist. Yakup Leziç 5 sayı. Isaac Mungo 10 sayı. Anthony Bennett 11. Marcus Lee 14 sayı. Hukporti aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Tebrik ediyoruz Ariel Hukporti'yi. Şimdi taktiğe girip tabii ben Andreas Seyfert'te onu değiştirdik falan, takımda büyük ölçüde değişim yaşadık. Taktiklerden 5 numaramız üzerinden oynamamız gerektiğini ayarlamayı unuttuk efendim. Bu da benim saflığım. Ama yine de iyi geldik yani, 20 galibiyet 0 mağlubiyetle buradayız. Ve Würzburg'da oynayacağız. Oliver Ali Arena'da yine deplasmandayız galiba. Bakalım Würzburg'da bizi zorlayabilecek oyuncular var mı? Tam finansal kontrolde vırdı vıdı 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 kaçırdık. Williams varmış. 11.2 sayı ortalamayla oynuyormuş kendileri. 17-15 bir üst sayı. Ne oldu? Üst sayı. Wojcicki. Adam Wojcicki. Ah be. Oo, bir de son saniyedeydik. 32-37. Yalnız Würzburg zannettiğimizden fazla zorluyor bizi. Şöyle bir bakalım. Hukporti 10 sayıyla oynuyor. Karşısında Stanić 6. Colin Welp 9. Zayıf halk olarak görüp de üzerinden oynayabileceğimiz biri de yok gibi ya. Aşağı yukarı denk güçleriz ve 72-63 maçı da kazanmayı başardık. Ariel Hukporti 17 sayı, 3 rebound, 1 top çalma, 2 blok, 20 verimlilik puan ile maçın en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. William McDowell 10 sayı, 4 rebound oynamış. Brook 7 sayı, Marcus Lee 9, Bennett 8 sayı, gayet güzel. Hayda. Haydi oyun, bize yardım et. Çabuk bitireceğiz kariyeri. Biraz hızlı, biraz hızlı, biraz hızlı. Şampiyonlukla kapatmak istiyorum Leverkusen kariyerimi. Mümkün olursa şayet. Gelecek maça nezdi. Tamam, geçtik biz onu. Vladimir Lucic ayın en değerli oyuncusu seçilmiş her zaman gibi. Aynı en iyi takımı Leverkusen ayın antrenörü de yine bendeniz Hakan Selmi Besler seçildi. Kızılay'dan mesaj gelmiş. Luke Sigma sayı olayında birinci. 22.2 sayı ile oynamış bu ay 5 maçta. Damian Dotson 20.8, Tyson Carter'da 20.6 sayı ortalamalarıyla bu ayı tamamlamışlar. Ne gelmiş? Yaka Blazic mutluymuş. Moralim çok iyi. Takım çok iyi oynuyor. Güzel zaferlere imza atıyoruz. Yannick Neş bu sayının modası muhteşem demiş. Teşekkürler. Borussia Bamberg maçıyla başlıyoruz Şubat ayına. Bu arada sıcak oldu ya. Ben izninizle bir camı açayım. Acayip sıcak ya.
Evet, tamamdır. Kameramızı hemen şuradan ver canım. Tamamdır. Ne ki benden istediğin yapamam yapamam. Devam. Christian Sengelfelder. Evimizdeyiz. Evimizde olmanın rahatlığıyla mücadele edeceğiz. Topu Adam Wojcinski'nin ellerine vereceğiz. Ne oldu lan orada? Serbest atıştan attı ve kaçırdı. Sadece ilk çeyreğin skorunu söylüyorum size. Leverkusen 31, Borussia Bamberg 4. Muhteşem bir ilk çeyrek geçirdik. İlk çeyreğe de damgasını vuran Ariel Hukporte olmuş 6 sayıyla. Bravo. 3 sayı. Adım diyorum ya. Eike Madert. Madert 3 sayı attı. İyi savunma. Bravo Madert. Bloğu da vurdu o. ...19-16. Leverkusen 88, Borussia Bamberg 50. Şimdi kim nasıl oynamış bir bakalım. Ariel Hupfort maçın en değerli oyuncusu. 17 sayı, 9 rebound, 1 asist, 2 top çalma. Kral double-double'ı sadece ve sadece bir reboundla kaçırmış. Onun haricinde Eike Madert 10 sayı. Marcus Lee 14 sayı. Wojcinski 9 sayı, 7 rebound. O da güzel bir istatistik tutturmuş bugün. Güzel, takımımızın hepsi belli bir katkıda bulunmuş. Gayet güzel. Bu arada şu masum bir ayarlayacağım. Heh, tamamdır. 38 sayı farkla mı halbetmişse Borussia Bamberg gibi bir ekibi. İkinci ligden çıkan yeni bir takım olarak gayet güzel bu arada. Benimle görüşmek istiyor Darko Bayo. Buyur kardeş, oyuncuya bir teşvik et. Ya oyuncu güveni ne ara 67'ye düştü de yani 10 puan yükseldik şimdi, saçma. Harry Sujic. Buyur kardeş, ne dedin? Ne dedin o işe? Usandın, bana bir an önce hava değişimi ve takımda rol değişikliği lazım. Konuşsak olur mu? ...26 yaşında Alaman kardeş, bu sezon sözleşmesi bitiyor. Oo, bu haftayı bay geçiyoruz. Ligler bir haftalık bir tatil vermiş anladığım kadarıyla. Ludwigsburg'la maçımız var Şubat'ın 18'inde. Şu anda o maç için hazırlanıyoruz. Hadi ilerle be. İlerle be. Hadi abi. Bu arada sevgili arkadaşlar, bu ankette de belirttiğim gibi Beşiktaş kariyerine başlayacağız. Yorumlarda benim buraya kadar izleyen varsa şayet, yorumlarda Beşiktaş kariyeri için önerileri olanlar varsa veya farklı kariyer önerileri olanlar varsa onlar da cevapları bekliyorum. Doşnant Pokal. Abi ben niye Doşnant Pokal'a katılmadım? Bu adamlar kendiliğinden şampiyon oldu. Benim olmadığım yerde şampiyon olmaları gayet normal. Pokal Liga 2'yi de kim almış? Veolia Towers Hamburg. Abi ben neden bu organizasyona dahil edilmedim? Ya oynayıp da kaybettiğim bir maç mı oldu benim bu sezon? Hayır. Ama bu haksızlık. Ama bu saçmalık. Enteresan işler bunlar. Zıbala balop lop lop. Ludwigsburg maçımız geldi. Çok şükür bir maç yapacağız.
Hemen mailimize bakalım. Gelecek maç analizi gelmiş. Geçtik onu. Başla babam. Kibe görünüme geç. Hemen başlat. Oo, içeriği geride kapattık. Wojcicki sendeyiz kral. Wojcicki son tane üçlüğü farkı 3'e indirdik. Bravo Wojcicki. Öne geçtik. 63-60 gerideyiz. Topu Isaac Bonga'nın ellerine bıraktık. Bonga ah kaçırdı. 0.6. 3 sayı. Wojcicki. Wojcicki. Öne geçirdi Leverkusen'i. 65-63. Bravo. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Maç çok geç, çekişmeli geçiyor. Edigan da fena oynamamış. Biz oyun abi Kai Brumken'in karşısındaki abimiz biraz bugün çekingen kalmış. Onun üzerinden oynayacağız. Son çeyreği Nikola Tanaskovic. Evet. Ve savunma taktiklerine geldik. Burada Dario Brusciella'ya özel bir savunma istiyorum. Bir rakip oyuncu özel savunma yaptığın zaman potaya daha az şut atmasını sağlayabilirsin. Oyuncuların boyunca kaç daha dikkatli olur, daha çok yardıma gelir, 2'ye 1 pozisyonlar yaratır. Diğer yanından savunmada boşluklar oluşmasına, diğer rakip oyuncuların serbest kalmasına yol açabilir. Hücum süresinin %50'sinde bu abimize baskı yapalım. Tamam mı? 2B'ye görünme geçtim. Aa, inanılmaz kaybediyoruz. Hemen faul yap. Aa, çok üzgünüm. Bu sezonki ilk mağlubiyetimizi aldık. İlk mağlubiyetimizi Ludwigsburg'dan aldık ve son çeyrekte yaptığım hamlelerin hiçbirisi işe yaramadı. Üzücü. Bakalım kim nasıl oynamış. Brusciella'yı tutamamışız abi. 25 sayı. Kai Brucke üzerinden oynadığımız setlerinde hiçbirisi işe yaramamış. Keşke Hookporty'den devam etseydik. Dario Brusciella maçın oyuncusu seçildi. Ve biz ilk mağlubiyetimizi aldık. Üzdü. Yani sen Bayern Münihleri, Borussia Bamberg'leri, Alba Berlin'leri mağlup et. Aa, Ludwigsburg ikinciymiş bu arada. Biz Ludwigsburg diye küçümsedik ama adamlar ikinci sırada. Ya biz isimden dolayı bir küçümseme olayına girdik de adamlar ikinci sıradaymış hocam. 17 galibiyet, 6 mağlubiyetleri var. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam ki. Olacak bunlar. Bunlar başımıza gelecek. Şimdi geçen seneki ezeli rakiplerimden biri Tübingen'le oynayacağım. Bu sezon sonuncular. Evet, şimdi teklif geldi. Adam Wojcicki için Hubo Limburg United'dan, öyle mi? Aslında 34 yaşında bir adam. Ve yerine ben adam bulabilecek miyim acaba? Yani adam bulamazsam üzülürüm. Kötü olur. Yani hani maaş bütçemde bir tık bir boşluk olsa. Hiç yok abi, hiç yok. Yani sonuna kadar maaşlara getirmişim olayı, hiç yok. Ya 200 binden buraya ne eklenir? Çok emin değilim yani. Dolayısıyla ben bu teklifi reddedeceğim. Devam. Devam Tübingen maçına. Hemen başla abi, hemen başla. Hiç kaybedecek vaktimiz yok. 3 sayı Adam Wojcicki.
Ah be. 35'im bir. Atla atla. Ve 79-60 maçı kazanmaya başladık. Kim nasıl oynadı kısmında o araya Laporte 31 sayı, 1 rebound, 1 asist, 2 top çalma, 1 blok, 30 verimlilik puanı. İnanılmaz bir performans. Tek kelimeyle inanılmaz. Devam. Marcus Smith 14 sayı atmış. Bu arada Mart ayı çok yoğun bir ay diye hatırlıyorum. Yoğundu sanki. Bir bakalım oraya. Devam. Haydi dayıcım, ilerler misin artık? Ayın en iyi takımı Ludwigsburg sanırım. Deutschland Liga'ya başladığımızdan beri ilk defa ayın en iyi takımı ödülünü kaybettik. Ayın antrenörü de Josh King seçilmiş. Yani bak, iki galibiyet bir mağlubiyetleri var. Aynı istatistiklere sahibiz. Ludwigsburg'un bence burada olmasının tek sebebi beni yenmiş olmaları. Lideri ayın en değerli oyuncusu Ariel Hogford seçildi. Hayırlısı olsun diyoruz. Geçelim. Bu ayın verimlilik puan ödülü. Ariel Porti, sana güveniyorum koç. Kayburuki. Tamamdır kardeş. Ve Ratio Parm Ulm'le karşılaşacağız. Ratio Parm Arena'da. Zor maçlarımız var Mart ayında. Mart'ı da başarıyla atlatırsak baya bir rahatız zaten. Hemen Ulm maçına gidelim abi. Devam. Devam. Ve devam. Ve başlat. Ve atla. 19-12. 3 sayılık şut. Adım Wojcicki. Sendeyiz kral. Hadi oğlum. Nasıl bitti lan süre? Top niye Wojcicki'ye gelmedi? Saçma. 78-43 ha. 3 sayılık şut. Bu sefer Isaac Bonga atsın. Isaac Bonga son saniye üçlüğüyle 81-43'e getirdi skoru. Bravo Isaac. Periyodu hatta 99-66, 33 sayı farkla. Ratio Parm Ulm'ü mağlup ettik. Kim nasıl oynamış? Geri Browne 11 sayı, 2 rebound, 4 asist. Ariel Hukporti 21 sayı, 6 rebound, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokla maçın en değerli oyuncusu seçilmiş. Adam Wojcicki 15 sayı, Anthony Bennett 10 sayı, Marcus Lee 15 sayı, Kai Bruke 11 sayı. Jakob Lezic sadece takımımızda sayısız geçmiş maçı. Devam. Sormadın isteğimi, yapamam yapamam. Ne diyor taraftar mesajı? Umarım yakında taktik yaklaşımı ve bazı oyuncular değiştirsin. Çünkü takım her geçen gün daha sıkıcı oynamaya başladı. Defol lan. Can Uğur Öğüt, kral. Seni burada yardımcım yapacağım. Bak sen de Türksün. Takımdan ayrılmak istiyorsun. Oyuncuyu kına. Üf, 25 düştü oyuncu güveni. Eyvah eyvah. Yakabilirizçi teşvik edelim. 61'e yükseltelim oyuncu güvenini bari. Yakabilirizçi oynadığın sürede de yani kral sayı atamadım. Ben ne yapayım ki sana? McDowell senden daha iyi oynadı geçen maç. Rica ediyorum biraz dikkat. Rostock'la Osterman Arena'da oynayacağız. Rostock. Andreas Seyfert. Hemen bir teşvik de ona verelim. 75'i yükseltelim. Efendim adım Wojcicki. Hiçe sayıyorum. Hayır. Devam ki. Maça gidelim.
Şimdi maça başlayalım hocam. Başladık. Aa, ilk çeyrek girdiyiz. Üst sayı verdik Wojcicki'nin eline. Wojcicki! Ama son saniyede yedik. 23-23 olsun, devam. 39-34. Aa, yine gerideyiz. Hocam normal hücum. Onayla. Hookport iyi oynuyor da Hookport'tan başka bir sayı kaynağımız yok. Savunmaya geçelim. Yarı saha, yüksek agresiflik onayla. Eyvah eyvah. Yine kaybettik. Son zamanlarda aldığımız ikinci mağlubiyet. Kendi evimizde 77-70 maçı kaybettik. Hookport'u 20 sayı. Wojcicki 11 sayı. Bir oyuncuya odak vermeden daha mı iyi oynuyorduk acaba? Bu maç onu bir deneyeyim. Yani sadece bir oyuncu üzerinden oynamak acaba bizim hücumdaki opsiyonlarımızı mı düşürüyor ki? Diye düşünmeden edemiyorum. Tam Hookport'i mesela güzel sayı atıyor ama yani takımdan da bir o kadar sanki hücum performansı sanki bir tık da düşüyor takımın yani. Sadece Hookport'ininki artarken diğer takım arkadaşlarının şeyi düşüyor gibi. Bakalım Wise and Pass'la oynayacağız. Wojcicki, sorun yaşadığınız kulağımıza geldi. Yönetim olarak bu sorunu çözmeye gerekli önlemleri alma konusunda seni destekliyoruz. Oyuncu ile ilgili alacağın her türlü kararın arkasındayız. Onunla görüşüp para cezası verebilirsin veya bir transfer fırsatı aramaya başlayabilirsin. Ah lan. Ah lan, takım karıştı lan. Ya ben sukuletle problemleri halledelim istedim. Aa, aa. Bayo. Hocam takım karıştı. Taraftar güvenmiyor. Yönetim güvene düştü. Sanırım kovulmak üzereyim. Devam, devam, devam. 77-64 maçı kazandık. Hookport 21 sayıyla oynamış. Yaka Blazic 10 sayıyla oynamış. Efendim Brownie 7 sayı 7 asist oynamış. Wojcicki 6 sayıyla oynamış. Falan falan falan. Haydi. Oo, Bayern Münih'i evimizde ağırlayacağız. Zor maç. Bu böyle gitmez. Hakan Selim Besler tarafından alınan kararların kulübün hak ettiği performansı yakalaması için uygun olmadığını düşünüyorum. Bu projeden ayrılmak istediğimi bildirmek için yönetimle görüştüm. Zaten bir süredir soyunma odasında yerim olmadığını hissediyorum. Kulübe takımdan ayrılmak istediğimi bildirdim. Zaten takım arkadaşlarımla olan ilişkim tam bir felaket ve düzelecek gibi de görünmüyor. Allah Allah. Allah Allah.
Enteresan işler. Şimdi ligin en iyi oyuncusu Vladimir Lucic. Onunla karşı karşıyayız. 29-16, güzel, 41-34 ve maçı 99-77 kazandık Bayern Münih karşısında. Jakub Lezic 15 sayı, büyük maçların büyük oyuncusu. Yine Vladimir Lucic 29 sayı, 6 rebound, 1 asiste, 27 verimli puanıyla maçın MVP'si olmuş. Porto 14 sayı, Eike Madert 11 sayıyla oynamış. Brownie 10 sayı, 10 asiste double-double yapmış. Muhteşem bir performans. Bence Lucic'in performansının çok daha önünde bir performans olmuş bu. Isaac Bonga eski takımına karşı 14 sayı, 4 asistle oynamış. Anthony Bennett da 11 sayıyla oynamış. Kral Wojcicki 0 sayı. Taraftarları kutlama yapıyor. Sesleri bana kadar geliyor. Şimdi Kreisheim'le oynayacağız. Bu arada 17-34 maç yapacağız değil mi? 28-6 maçımız kalmış. Yani Nisan'da çok fikstür yok herhalde. Aynen. 3 maç var. Mart'a sıkışmış maçlar. Bu arada ödüller vesaire. Taraftar güveni 49'da, oyuncu güveni 56'da, yönetim güveni 59'da. Allah Allah, tribünlerin bir kısmı beni açtığını düşünüyormuş. Devam ki. Devam. Hemen 2B'ye geç. 17, 11, 27, 29, 48, 46, 59, 51 maçı kazandık. Güzel. Çok büyük istatistiklerin çıktığını zannetmiyorum. Aynen. Yani Hook Porter 14 sayıyla oynamış. Çünkü takım olarak da düşük sayıda kaldık. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Neymiş? Ha, buraya giriyor, tamam, anladım. Chemnitz maçımız var. Bayo, adam mahsetme kardeş. Oyuncular kazan kaldıracak bu arada. Andreas Seyfert. Anthony Bennett. Bazı oyuncular antrenmanlarda benim yarım kadar çalışmalarına rağmen benden daha fazla değer verildiğini anlayamıyorum. Açıkçası bu şekilde aşağılanmaya maruz kalmak için fazla yetenekli olduğumu düşünüyorum. Ayrıca seviyemin altındaki oyuncuların sahada benim yerimi aldıklarını gördükçe bu düşüncem daha da perçinleniyor. Oo. Vujic. Nisan 4'e kadar bekleyecekmişim falan. Tamam, hepsini ortalama bir seviyeye getirdik ya. Yapacak bir şey yok. Devam. Sezonu böyle bitireceğiz. Yani oralardan düzgün bir ilişki çıkartmak imkansız. Girmiş 62 ve 80-51 maçı kazandık. Hukporti'nin 14 sayısı. Isaac Munga 7 sayı, 5 rebound, 5 asist, 5 top çalma, 5 blok, 22 verimlilik puanı. İnanılmaz bir performans.
Ne ki benden istediğin yapamam yapamam. Sana sormadım isteğini. Alba Berlin maçında yapıp agalar bu videoyu sonlandıracağım. Bir sonraki videomuzda da son ligin son maçlarını ve playoff oynarız. Muhtemelen o videoda yani bundan bir sonraki videomuzda Leverkusen kariyerimizi dolayısıyla Journeyman kariyerimizi tamamlamış oluruz. Ondan sonra gelsin yeni kariyer Türkiye'de Beşiktaş diye konuşmuştuk. Ama dediğim gibi farklı bir isteğiniz varsa yorumlarda da bildirirsiniz. O kariyerimizi yapacağız. Ne ki benden istediğin yapamam yapamam. Devam. Kibe. Tamam. 15-14 gerideyiz. 30-27. 44-50. Hızlı hücum. Savunma. Pres. Agresiflik yüksek. Atla. 68-67. Adam adama savunma. Tam sağ pres. Yeme. Aa! Son saniye basketiyle kaybettik. Alma verme. Eyvah eyvah. Üzdü. Üzdü. Devam. Yapacak bir şey yok. Yıkıldık. Şimdi Altan'dan VP'si Dario Brusella 41 sayı. Devam. Devam. 28 galibiyet, 3 mağlubiyetle lideriz. İyi olmadı ya. Yani Alba Berlin'e kaybetmek. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet, şimdi şurayı bir durduralım. Burada duralım abi. Şurada bir save alalım. Evet sevgili arkadaşlar, bugün de bana ailen sürenin sonuna geldik. Hepinize beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videolarda sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.